karakterimiz Abdülaziz Doğan. Öncelikle Muhit neresi? Anamur ilçesinin Kızılhaller köyünün Kalemözü mevkisi. Mevki olarak, yer olarak buradayız. Evet. 4 dönüm seramızda, muz seramızda. Evet. Rekor gelişim ürünümüzü kullandık. Kullandık. Burada toprağımızda ne sorun vardı? Bir sorun vardı. Bu soruna karşılık bunu kullandık. Neler gördük? Bir kısaca özetleyelim. Biz bu toprakta 15 senedir muz üretimi yapıyoruz. Toprağımızın su tutma kapasitesi çok yüksek olduğu için Ağustos ayından sonra kök çürüklüğü oluyordu muzlarımızda. Muzlarda kök çürüklüğü oluyordu. Evet. Dallarımız çok güzeldi ama kök çürüklüğünden dolayı tam doluma ermeden sararıp kestirmek zorunda kalıyordu. Şimdi 26 Ekim bugün. Normalde yaz kesimi yapmadığınızı söylediniz. Evet, daha önceleri hiç yaz kesimi yapamıyorduk. Bu sene nasıl oldu? Bu sene çok güzel yaz muzumuz oldu. Daha önce hiç yaz muzumuz olmazdı. Şimdi buradaki muzlar hepsi yeni doğmuş. Bunlar muzlar yeni gelişiyor. Doğuruyor. Şimdi şöyle bir şey söylediniz. Bunları daha şeye gelmeden sararıyor dediniz. Evet. Dalında sararıyor. Dalında gelişmiyor. Evet, doldurmuyor. Tabii buradaki toprağın bu yapısı, suyu veriyorsunuz. Suyu sürekli aldığını söylüyorsunuz ama bir gün sonra üstü kupkuru, altı çamur. Yaş, evet. Sürekli çamur olduğunu. Çamur. Bu da kök çürümesine sebebiyet veriyordu. Evet. Bu fidelerimiz de yeni herhalde. Bunları yeni, yeni diktik. Evet, gelecek Eylül'ün şey için. Eylül'ün başında diktik. Eylül'ün başında. Bunlarda nasıl gelişim görüyorsunuz? Şöyle gösterelim. Eylül fidaları olmasına rağmen güzel bir atak yaptı. Güzel atak yaptı. Bunları da ayrıyeten kullandık. Ayrıyeten bunları burada, da kullandık. Bu serada alan uygulaması yaptık, doğru mu? Alan uygulaması. Her yere önce saçtık. Önce alan uygulaması yaptık. Daha sonra da sadece fidelerimizin fidelere ektiğimiz yalaklara attık. Yalaklara attık. Onun dışında var mı söylemek istediğiniz, gözlemlediğiniz? Sorunumuz kök çürümesiydi. Kök çürümesini, bu suya dayalı kök çürümesini şu an engellemiş görünüyoruz. Evet. Olmasa zaten bu muzların... Ya, bu sene Anamur genelinde muzlar zayıf ve geççiydi. Evet. Buna rağmen biz yazın güzel bir muz aldık. Yani bereket versin, yazın muzu aldık. İkinci ürünümüzü aldık ve hem akabedinde öbür ürünlerimiz de doğurdu. Muzlarımız doğurdu. Doldurmaya başlıyor. Bunları da kestirmeye başladı. Bunların şeyi nedir? Çeşit olarak, cins olarak? Uzun azman. Uzun azman. Sürekli aynı mı çeşit yapıyorsunuz? Evet, sürekli. Bunlar da aynı uzun aynı, azman bunlar olacak. Bunlar da uzun azman. Peki şöyle söyleyeyim. Gittiğiniz, gördüğünüz farklı yerlerde de insanlar rekor gelişim kullanıyor, üreticiler. Evet. Denk geliyor musunuz seralarda hiç kullanan üreticilerle? Birkaç kişiyle sohbet esnasında işte rekor gelişim geçti. Hı-hı. Onlar tabii bizden çok daha önce tanışmışlar bu ürünle. Evet. Kullanmışlar, memnuniyetlerini söylediler. Onlar da aynı memnuniyet var. Ben daha yeni tanıştığımı bu ürünle, kullandığımı, işte ben 1,5 yıl oldu kullanmaya başlayalı. Tamam. Herkes memnun, kullanan herkes memnun. Şöyle söyleyeyim, rekor gelişim değerlendirme yaparsanız fiyat anlamında, şuradaki soruna karşılık verdiğiniz paranın karşılığını vermiş oluyor mu size? Biz bunun 10 katı mücadele yapıyorduk ama hiçbir sonuç elde edemiyorduk. Doğru. Yani verdiğiniz paranın karşılığı size sonucu fazlasıyla sağladı. Fazlasıyla verdi. Sağladı. Fazlasıyla sağladı. Artı tekrar yerine kullanacağınızı söylüyorsunuz bakım evet, zamanı. Tabii muzları... bakım zamanı kesinlikle biz bunu kullanacağız. Tavsiye eder misiniz? Tabii şiddetle tavsiye ederim. Anamur'daki muz üreticilerine, Türkiye'deki muzcularımıza. Kök çürüklüğü diye bir sorun kalmıyor. Onu şöyle özetleyelim mi? Suya dayalı kök çürüklüğü diyelim. Aynen, sudan suyu. Kaynaklı. Şunu da söyleyelim. Rekor gelişim bir ilaç, bir gübre değil. Evet. Birçok videoda söylüyoruz. Hı-hı. İnsanlar bunu ilaç veya gübre olarak değerlendirmesin. Ama sağlıksız, verimsiz bir toprakta hiçbir zaman hiçbir bitkiyi istediğimiz şekilde büyütemiyoruz. Bu arada ben şunu unuttum. Buyurun. Bizim önce setlerimiz, bu yürüyüş alanlarımız beton gibiydi. Muzlarımızın Hı-hı. dibi filan. Evet. Bu ürünü kullandıktan sonra ora sanki yeni işlenmiş gibi. Bakın burada da görebiliyorsunuz. Evet. Her taraf yeni işlenmiş gibi. Hı hı. Bastığımız zaman ayağımız çakılıyor. İşte bu konuda bazen üreticiler bizi izliyor. Acaba doğru mu diyor. Muhtemel siz de ilk izlediğinizde belki tabii, internette tabii. Acaba nasıl oluyor? Bu genel manada toprak düzenlenip toprak gevşemesi, toprak canlılığı arttıkça bu bahsettiğiniz tavlılık sürekli kalıyor. Evet. Bu da suyun emilmesini, kökün hava almasını, verdiğiniz gübrenin, gıdanın bitkiye geçmesini sağlıyor. Evet. Biz teşekkür ederiz. Rica varsa ederiz. Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz buradan muzculara. Muzcular hariç. Anamur'da çilek de yetişiyor. Çilek de kullanılıyor. Çilek de kullanılan arkadaşlarımız da var. Ben de bir bölüm çileğimde kullandım. Gayet memnunum. Teşekkür ediyoruz. Buradan Anamur'dan tüm Türkiye'ye selamlarınızı gönderiyoruz. İyi günler dileriz.